Hani leblebi? Aa, Friseli unuttuk Ha, vallahi. mene adam çocuğu da çildi. Ne? Mene adam çocuğu unutulmuş. Adamı kırınca kötü alay ya. Çekiyorum ama bir boğduğuna mene adam çekiyorum. Mene 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 adam uçtu. Odunun iyisini meşeye bak. Geri dön. Hanımın iyisini Ayşe'ye bak. Bunu tanıyor mu lan? Biliyorum. Bay bay. Filiz teyze de videoya hazırlanırken sen de rahatlığa abone ol ve eğlenmeye hazır ol. Videoya... Hoş geldin evimize, köyümüze, sen de hoş geldin. Buyurun yavrum, çıkalım. Ben şu... Ben de seni arkan sıra yavaş yavaş görüyorum. Yavrum hoş geldik. Bulduk. Köyümüze, evimize, merhaba, hepimize merhaba. Yavrum hoş geldin, Safa'ya geldin. Hepinizden Allah razı olsun. Sen de var. Çok teşekkür ederim yavrum benim. Nereden geliyorsunuz? Çorum'dan geliyoruz. Çorum, hani leblebi? Aa, Friseli unuttuk valla. Ha, mene oğlum çocuğu da çıktı. Mene oğlum çocuğu unutulur muymuş? Bir dahakine artık. Olsun, olsun. Her zaman yediğimiz şey, her zaman içtiğimiz şey yavrum benim. Açık. Açık. Ben doğma büyüme buralıyım. Bu köyün evladıyım. Bu evi ben yıllar sonra bu evin çocuklarından ben buraya para karşılığını aldım. Buraya Yörük Köyü diyorlar. Yörüklerin yürüme yeri. Yürürken o yıllarda evi olmayana, çadırı açana, göç alana büyüklerimizin kendi ismini kendi vererek bu köye Yörük yapıyorlar. Oturun büyükler deyince oturuyorlar. Rabbim onlara güç, dermanla bulada kalıp bu evi yapmak istiyorlar. Bu evi yapan vatandaş, bu evin sahibi zenginliği evin temelinden bildiriyor. Evin temel taşını Rumlara yaptırıyorlar. Biz ustalıklarını anlarız diye iki kardeş adım adım yapıyor. İki kardeş yaparken aralarında kırgınlık, aralarında kızgınlığını evinin içinden çıkarıyor. Bütün ama tam çatıya çıkacağız. Tam çatıdan aynı benim durduğum gibi evi aşağıya kadar bölüyor. Özür dilerim senden, ev ikiye bölünüyor. Evin ikiye bölen bayan, evin yanı erkek, uzaktan gelip bir erkek kadının içine oturmaz, kadın erkeğin içine oturmasın diye evi bölmüşler. Yanıma gel. Gel. Evimizin her girişte, her katta tam 5 tane kapılar. Şu gördüğün kapılar. Anneyle, babayla, çocuklarıyla, büyüklerinin oturmak, dinlenmek, bir nefes alıp yaşamak. Ama bir gün olup büyükler bizi bırakırken evladı, evladın arkadan gelse kendimizi seri katalım. Biz 8. evladız. 8 tabıdan evin sahibi gelmiş. Bu evin sülalesi bitmiş. Ondan kere kapatıp gidince arkadaki nesil satınca alınca biz tam 9. nesile kadar buraya geldik. Rabbim ömür versin, yavrum var 10. nesilden gitmeye, onlara devam etsin. İnşallah. Kapılar kapandı. Ali Bey'le kendimiz komşuyuz ama aldığım için ben 8 nesildim. 8 nesilde bitirdik. Alınca 9. 10. nesile kadar ömrü olan oraya kadar gitmeye nasip etsin. O Ali Bey'in oraya kaldı. Burası parayını aldığım için bura. Verdiği seyirdim, şöyle bakıttım. Bu evin ben geldik geleli biz burada oturuyoruz ve yaşıyoruz. Bu evlerde büyük ama balkon yok. Balkon olmayan yerde cumba derler bu evlere. Büyükler oturur, özür dilerim. Kıçını diker, aşağıya bakar. Ayşe Fatma nereye gidiyorsun der. Orada sohbet yapar. Altın ham var derler köylerde. Bu ideyi koyarsın. Böyle çocuklar, yumurtlar hani evin içi kalabalık olsun. İki tane, üç tane sokarsın. Kasım besinden su tokla yumurtlamayacak. Oradan alır. Yani yumurtanı yersin. Altıda ham vardır. Buğday koyma için. Şu çubuklarda ne işe yarar desek, bir yanımız bahçe, köy şeyi. Mısırları da böyle birbirine yaşıkan bağlıyorsun. Evin sıcağından astığı zaman kurur. Kuruduğu zaman mısır hani kavur kapat ediyoruz diyoruz ya. Hem patlatmak, hem yani özür dilerim hayvanlar falan olsa fazla olunca yem etmek için. Bunlar da mısır çubuklarımız. Ama basık olanı gör. Kış geldiği zaman ısınmayı, yaz geldiği zaman seni gör, zaten ne fark ediyorsun. Hı. Şimdi çık yukarı çıkınca da bu sıcağın nerede olduğunu ondan fark ediyorsun. Bakalım. Hadi buyurun. Gördün mü? Sıcağı da
işini gör. Evimizin yüksek olanı gör, yazlık için gör. Evimizin altındaki tahtaları ne kadar enlise halkın yaparken zengini evinden gör. Oturalım kızım, gel yatalım derken basıyorum. Basarken tahtaya da esnemedin. Hani bazı parka döşedim, gırç, gırç yapar. Gırçlama diye gör. Altta var, üstte de var. Üzerindeki halı kilim düzgün dursun diye en alt tahtada, bu tahtada ne var? Saman, çamur, yumurtanın akı, keçi kılı var. Çamur öyüyor, komple sıvıyor. Çünkü ışık yok iken, evlerde sobalar yok iken, evin içi kalabalıkken, her yörüklerin altında hayvan var. Özür dilerim. Konuşurken özür dilerim. Anlatırken özür dilerim. Çünkü yani bazı ters bir şeyine gidiyor. Bazı insan kızıyor. Hayvan pislediği zaman koku çıkmaz. İnsan görünce esnemez. Özellikle içindeki keçi gılı örümceği, böceği kırar. Rabbim birini biz evde koymaz. Bizi anlatırken gönül rahatlığıyla rahat konuşabilirsin. Anlatırım ama öbüne de ben çok tepkiyi gördüm. Yani tepkiyi de görürken içi de söyleyeceğim. Yine anlatacağım. Yavrum benim. Şuraya. Hadi kızım sen. İyi gün burası yani. Her merdivandan çık, kazlanma koyma yeri, yani bakma şimdi cehennem olduğuna, kazlanma koyma yeri, ezan okunuyor, benim abdestim var kızım deyince hiç kendini yorma, hani uramayı ki, uramayı ki, o zaten o mihrap gösteriyor, burası mihraptır, olduğun yere dur, o namazını kılma yeri. Abi. Ne Filiz abla bura dedi mi, yine de Ali Bey'e geçme yeri, Ali Bey'den bu tarafa gelme yeri, yine kapı bak. Hani yalan dersen yok. Yine şunla şahidim. Orayı ya. Gördük seni beklerken, o tarafı gördük. Gerçekten de şey duruyordu yani, hani yarım duruyordu orası. Yarım duruyor. Ali Bey'in evini gezdin mi? Gezdim, gezdim. Gel. Orayı gezdim. Gez. Gel. Burası bizim bayan olduğu için baş odamız. Baş odayı şimdi gör. Hiçbir kapının açılmadığını gör. Arkasında dengesi var. Bir bayan oturmuş dikiş diker yahut bir şey der yahut da eşini oturuyor. O kapı açılınca ocak başını görersin, arkaya görmezsin. Efendim deyip de içindeki toplanır, başındaki dülben durur. Hani şimdiki nesir çarşıva büllenmiş, acık adamı görünce gotalay ya, gotalay ya, gotalay ya, gotalay ya. Kotunu sallamak yok, başındaki yazmıyor. Harika yapmış sesi. Köy evin sediri derler. Yani yanlış kumluyor. Köylerde koltuk kanepe yok. Köy evin sediri hem oturmak, hem yatmak, hem yorgun olan bedenini koymak. Niye Filiz abla deme? Çünkü altında otlar var, sertlik var. O vücudunu kendini dinlendirmek. Yapsan geç. Gördün mü? Sertlik var. Otururken şöyle bak. Kimse kimsenin bakışını görüşüne engel olmayan doğaya bakmak. Kimse kimsenin evinin manzarasını kimseye kapatmadığına bak. Ha, doğru. Bak yani bak dedim ben onun için çekiyorum yanıma. Bütün manzara doğru. Açık. Çekiyorum ama bu odalara açık. Mırı 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 oldu bu iş. Açık. Aşıdan sana sesleniyorlar. Aha. Efendim boş buluyorsun. Efendim, efendim deyip sarkıyorsun, sarkarken düşme, şu ağa seni tutar. Nasıl yani her yeri görüyorsun, birinci, ikinci katta demirler var, burada demir yok, ağaç var, seni aşağıya sıkmayacak. Kafan sarktığı zaman bedenin toplayamıyorsun, aşağıya düşmesin diye. Ama geriye bak, gel yanıma kadar, 200 senelik ağaca bak. Vay be. Bunlar çam ağacıdır, odunun iyisini meşeye bak. Geri dön, hanımın iyisi her şey. Aşkım, yokuları dar olan köyde raf derler, elma ayva koymak için. Neden açık Filiz abla diye sorabilirsin, neden açık diye sorma. Burası köy olduğu için, bu köyde ceviz çok, bizlerde fındık. Fındık olmuyor, ceviz çok oluyor. O tümeden düşüyor, o tümeden düşüyor. O cevizin yaş cevizi ser. Hem kurur, hem durur. Çıkmak için, inmek için, elindekini bir şeyi koymak için
bir gün aklına gelir, benim elimde bir şey var deyip gözün göre onu aşağıya getirmek için. Aşkım dur musunuz? Evet. Acık dur, dur. Dur yavrum sen. Güzel kızım benim. Turumuş, Tura hem anlatalım hem Turu içeri bırakalım. Sen de orada seyret. Tamam. Aşkım 5 dakika durduralım. 5 dakika durduralım. 5 dakika. 5 minutes later. Evet. Merhaba. Yavrum hoş geldin, sefaya geldiniz. İyi günler göresi yavrum benim. Buyurun. Ne oldu oğlum? Yanıyor mu? Şapkayı kapıyı sıvırma yapma. Yansın mı? Sıcak, sıcak yok. Bak bu evleri sıcak var mı? Bak bu evleri sıcak yok. Dışı sıcak, dışarıda var. Doğru. Hep 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 durma. Yanıyor mu? Ben seni arıyorum. Ne diyorsun? Oğlum aşkını göremedin mi? Göremedim ya. Tüh yavrum. Canlar aşağı gittiydi onu. Otur yavrum be. Canım oturabilirsin. Yavrum oturabilirsin. Rehberi dışarıda kaldı. Ben yardımcı rehberim. Rehberimiz aşağıda. Ay canım yavrum benim. Ha, rapper aşağıda kaldı. Sen arkasına geçecek, değil mi? Sesini çıkarma. Tamam. O zaman seni istiyorum ben. Seni üst katı yollayacağım. Tamam. Ben buraya eve anlatacağım. Oldu mu? Olur. Karartma, dur. Gel yavrum sen. Ben bunları anlatayım. Arkasına bir daha kurban olmasın. Geç yavrum sen buraya. Anlıyorum, geç. Sağ ol. Ha bak, abla nasıl bildi? Aşkım, aç kamerayı dinle, otur yavrum. Oğlun bekarsın. Evet, bekarsın. Yüzünden belli bekar olduğum. yatak odalarında ocak, yatak odalarında banyo var. Banyonun hali, evli olan, çoluğu çocuğu olan herkesin odasına ihtiyaç var. Ama burada eşimi, evladımı yıkamak için buna var. Adamı koydum içeri, arkasına kadar da giriyor. Toplan lan. Topla, şöyle gel. Tamam mı yavrum? Kafanı yüzünü kıplaya koyacak. Bizim kıplamız böyle. Burası bildiğin mi? Bura nere? Burası Safranbolu. Lan bura nere? Burası. Safranbolu yaparız. Buna bak kız çaldı diyor. Hanım ocağı yaktı. Evin soğukluğunu kırdı. Ocağı yaktı. Çoluğun çocuğu yıkadı yattı. Geldin hadi anne beni yıka deyince. Annen evde suyu kan. Annenin getirdiği eziyetiyle. Burada evlat nasıl yıkanıyormuş şimdi gör. Ocak dosu ısındı. Hadi durma dur. Oradaki suyu aldım geldim. Alıştırdım. Aldım buradan suyu. Bakma yavrum yüzüme. Gözüne sabun gider. En yavrum abi, kafayı ya. Lan! Anne elini hafif koydum. Siz oğlum. Garip yavrum. Suyun sıcak mı ona ne? Sıcak. Çok sus! Sıcak. Sus! Sus! Aldım buradan suyu bir daha koydum. Ey oğlum kafayı. Siz oğlum. Karit yavrum. Suyu soğudu mu oğlum? Fena değil. Ay yavrum benim. Anne yine kafasına vuruyor sıcağı da soğuk diye. Başından gelen köpüğü su sabun vermiyorlar. Vermeyince bunu annesi yıkıyor. Ha benim gözüm oğlum. Çok kirlenmişsin. O zamandan beri yıkamadın oğlum sen. O zamandan beri su görmedin oğlum. Taçta beş kenar olanı vereyim mi oğluna? Ooo! Canım yavrum benim. Her yerin köpürüyor lan seni. Yavrum benim. Hemen anne bırakıyor. Çünkü buradan da iki naşma suyu koyuyor. Un naşmanın suyuna üzerindeki aldığı kadar. Ta kadar yarım olduğu zaman aç yavrum elini diyor. Bu elini yüzünü sabunla böyle yıkasın diyor. Tamam mı yavrum benim? Açık bir çıkada çalışır mısın? Şöyle uyuyun mu? Hadi yavrum. Can yüzüme! Can yüzüme! He? Aşkım benim ha, küçük bir ferahla. Anne işini bitiriyor. Kalk oğlum sen. Kalk. Kalk kalk yavaş kalk. Parktan kalkma, uyum kalkma, sahibi oldu. Yok baba, reyel sallı. Bay bay. Üzülüyor oğlum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hakkını helal et. Oldu mu yavrum benim? Kızma yani. Kızma bana. Paklandım güzel. Hem pakladın hem yıkadın. İyi oldu. Bir de cimcim oldu. Oldu mu yavrum? Maşallah. 15 dakika kapadı yavruyu. Duş işi biter. Duş işi bitince anne gerisine gider. Bu tahtayı alır. Orayı kor. Gerisine koyduğu zaman buraya kalır. Zabali. Tabi kaynakalete olduğu zaman evin geneli o zaman erken kalkarsın. Yatağı yorgun toplarsın. Üstünü korsun. O tahtanın üzerine yatak yorgan yüklük görevini yapar.
akşam olduğu zaman, yataklar serdiği zaman eşi evladı olan girer içine, götürdüğü suyla aile abdestini alır. Her odamızda ocak, her odamızda bu var. Aile bekar da olsa, evli de olsa herkesin odasına bir ihtiyaç gider. İhtiyacı, gusulhane görevini burası yapar. Buralara gusulhanedir. Ailenin bütün ihtiyacı giden odasına gider. Ama ben yıkanacağım. Kayınla kaynatının odasına değil. Çünkü onların odalarında var. Herkesin odasında olduğu için burası gusulhanedir. Aile abdestini yapsın diye. Hem öte birisine kalabalık olan bir şeyini aynı gardola gibi, hem de akşam olduğu zaman o yükünü alıp bir şeyini kaldırsın diye. Temsil ediyor. Onu gördün mü? Onun çok dikkat ettim. Hani niye çıkıyor? Bakıyorum ama hiç boşuna bakıyorum. İşte sen bilmediğin... Dolsuna bakmayacağım. Bakarken böyle boşuna bakmayacağım. Gel şu adı göstereyim sana. Otur şimdi sen olmasana. Ha şimdi gel. Geldim Filistin'den, geldim. Banyodan gelen su, oradan gelen su buraya yıkar, buradan dar yerden gider. Kadın erkek oturduğu zaman abdest asla kapıya gelmez. Kapının adı çürümesin diye, o taş yüksektir, abdesti aşağı aşağı saksın diye. Kendi kamerayla bak. Ha, bu ne diye sorduğu zaman, bu da çıkrık. 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 Çıkrık ip dolamak için. Ha, ha. İp dolamak için. İçinde su var. El yüz yıkayabilirsin. Yıkadığın su öbür taraftan dolanan su kurşun buraya gider. Şöyle baktığı zaman büyüklerde su yok. Küçük ıpırık alabilirsin. Ayağının topuğunu koymak için yer yapar. Ayağının topuğunu koymak için. Köylerde kara lastik yiyorduk. Kara lastikin ayaklarının altı kirlendiği zaman, taşa sürtülediği zaman o kir suyu içine gider. Kaldırma kızım aşağıya gelmesin diye, aşağıdaki de suda bu damla evi köyü yıkmasın diye. Burası topuk içindir. Hem ayak yıkamak için, hem de su içine gitmesi için. Şöyle gördüğüm bunlar kafestir. Kafesin anlamı bu şabaktır. Evin gelini buradaysan buradan dışarıya bakma. Dışarıdaki insan içeriye görmesin diye bunlar hem kafestir, hem de muşabak görevini yapar. Muşabak perde görevini yapıyor. Yani aynen. Tülün vazifesini yap. Yani tül ne neymiş? Hani tül bu. Aynen öyle. Hani tül yani nasıl evimizde en kötü tül var. Aha. Tül görevini de muşabak kafes bu görevini yapsın diye yavrum. Değil mi? Anlatamadığım şey bunları da. Toplumda, her toplumda olmuyor böyle hani banyo işte. Azlık hani öyle yaptım. Sen hadi iyi geldin. Her odamız öyledir yavrum benim. Hiçbir oda bir odayı kesmez. Bakıyorsun bak, kapı açılmaz. Görmez. Mesela evliyiz. Aha. Ben aşağıya gittim ama sen yatıyorsun. Ama aşağıdan diyorum ki çocuklara çağır babaya, çağır amcana. Bak neyi gördü? Orayı gördü. Niye arkaya görmedi? Çünkü genç bir şeyimiz var. Çoluk çocuk bilmesin. Baba amca derken tıklayıp aşağıya gitsin diye. Kapım açılmadı. Amacı bu. Aha. Ama bizim evimiz ne yapıyor? Kapılar açıldı mı? Olursa özür dilerim, yatağın tam ortası dönüyor. Na bir de çıkadı kenara götür. Yani insan olur, genç olur, toplayamaz, kalkınca işlemez. Ama bir erkek, bir kadın asla kimse odanın içini görmesin diye. Amacı böyle, bu kadar açılıyor aşkım. Mahremiyeti korumak. Evet aşkım, yani konuşma şeyim bu yani. Kimse kimseyi görmemek. Doğru Fizli. Gel. Geldim. Yataklar serilir, kafan kıplaya gelir. Kıplaya geldiği zaman o kıplaya bilir. Ayakların değil, kafan gelsin. Bir evde meftah olduğu zaman hoca geldi. Hadi toplanıp camide yıkansın, bir yerde yıkansın deyince hoca ne diyor? Çok ters olmuş diyor. Niye? Niye kafasını kıplaya getirmedi diye. Ayaklar değil, kafa kıplaya gelecek. Nasıl yüzünü kıplaya namaz kılarken ötürsek o kafa kıplaya gelir. Başının altındaki yastık düşmez. Cümlemi tek ikranlı ama dışarıdaki insan içeriye asla görmez. Amacım bunlar. Evin arka tarafıdır. Kimse kimseye rahatsız yapmaz. Yine de şöyle bakabilirsin. Kimse kimseye rahatsız etmez. Bak bu yok mu yani? Aynen öyle. Heh, kimse kimseye rahatsız etmez. Şu karşılık beyaz evde baba evi yavrum. Şu beyaz evde baba evi. Burada koca evi. Yani şu beyaz evi gördüm. Şu aynen oldu. Aynen. Ha, baba o, evi. Orada da kafesler var. O zaman onlar da mı? Lavabo mu? Bak işte dedim ya. Tuvalet mi onlar? O da tuvalet. Tuvalet mayı. Yani tuvalet mayı onun böyle. Kafesleri anlamı bunlar yavrum benim. Ha, ya oraya da gelip de bakabilirsin. Yani açıvereyim camı.
Yo biz gördük Filiz teyze. Islanmasın hiç senin şeylerin. Şey, bu serpince olunca şu arkalardan serpiyor. Bak. Gördün mü? Gördün Filiz teyze. İşte bu şabak kafes diyorlar ya. Bu şabak kafes bunlar. Bakın hep tuvalet tarafında. Bakın ben evde görüyor zaten yani. Aynen. Ha, bakın ben evde gördüm yani. İçine durmazsan, eğer içinden çıktığı bir müddetçe işin bitiyor yavrum. Buranın işleri bitiyor. Adım adım bir kere kiremit kırıldı mı, aşağıya damdan düştü mü evi toplamanın zoru çok. Tahtayı çakıyorsun, sıva düşüyor. Sıvayı düşüyorsun, pençe düşüyor. Pençeyi kaldırıyorsun, bir yer düşüyor. Bir kere darbeyi aldın mı, o darbe özür dilerim. Hani kıçın üstüne oturmuyorsun derler ya bazısına, kıçının üstüne oturmuyor. Adım adım yıkılacı ne uğraşıyor. Yalan mı uşum abla? Doğru söylüyorum Filiz. Doğru yani öyle. Ya doğru söylüyorum. Toprak çünkü ben bunu metinize betondan değil. Toprak kerpiç. Kare kare topraktan alçıya yapmışlar. Toprak. Temeli taş duruyor ama taş da muhakkak bir gün oluyor. Eğiliyor. O meyelini verebiliyor yavrum. Doğru Filiz. Ocaklar hiç bitene zoba deliği yok. Hep ocakların ısınmak için yapmışlar. Yani aşağıda hayvan var ama ne kadar da hayvan da olsa özür dilerim. Ama ocaklar var hem ısınmak için yani hem de ihtiyacını gidermek için. Gelinlikler senin mi? Değil kızım. Dedim ya aldım değil mi ya? Hani ha. Aldım diyorum ya. Alırken ben ufak bir eşyasını aldım. Hep bunlar evin içindeymiş yavrum bunlar. Hep bunlar bu şey elbiseler. Bu elbiseler hep büyüklerimizin şeyleri. Bak şu evsine bir ablam da falan bilir. Bu da hep babaannelerin, yaşların. Yine de fark ediyorsun, özür dilerim, anlatırken de öndürüm. Önleri kısadır, arkaları uzundur. Bir babaanne giderken önüne basmaz, önüne. Eğilip de bir yere giderken sırtında küfe olan o elbise kalkmaz. Arkadan erkek de gelse bir kadının kolunun bacağını kimseler görmez. Şimdiki nesil yani cinden çividen çıkık, her yer meydanda. Aslında Cenab-ı Allah o kilotu niye getirirsin? Ben o kilotu çıkarttığında herkes gelsin serbest. Şeye çıkalım da bakalım bacaları. Olur çok güzel olur Filiz teyze. Aşkım benim. Abi gelir misiniz? O eski evleri şimdi gör. Aşkım benim. Orası yıkılmış evet Filiz teyze. O neden? Aşkım bu eski evleri şimdi gör bak. İçine durmayanları gör. Nefes almayan evi de şimdi böyle gör. Yani nefes almıyor mu? Evin içindeysen yok abla. Özür dilerim yani. Abla kimse yok. Nefes yok, bakım evet, yok, evet. Hisseder çok, arkası çok, bakamıyorlar. Hmm. Bakamayınca bu şekilde kalıyor. Çok güzel. Kapatayım ya. Kapatabilirsin istersen. Ben yardım edeyim mi? Yok yok. Ben bir elimle bir çukuru doğrultuyorum. Senin maşallahın var Filiz teyze. Ya ben 15 yaşındayım, sen gel. Sen benim yarım yaşındasın ya. Yok. Ben 15 yaşındayım. Aşkım. Geldin Filiz teyzem. Yanıma gel. Yanına geleyim. Yanıma geldim, gel. Bismillah. Kafanı vurma. Şöyle yanıma gel. Buradan baktığı zaman yani yağmur yorgunu mesela bak direkt Safranbolu'dan gör. Şöyle de baktığı zaman komple Yörük köyünün 140 haneli köyünü gör. Aa evet. Yörük köyünü ha. Şu bacayı dedim sana bak. Yavrum. Bu baca. Evet. Bu. Köşem köşem 12 nedir? 12 imamların temsil ettiğini bacıdan gör. O zaman size de bektaşilik var. Bektaşilik var. Tabii. Ağa oturuyor. Burada keyfine baktığını gör. Ezan okunuyor Allah. Ezan bitti ya Resulallah. Şişe götü kaldırma yere. O nargileyi de mi çok seviyorlar burada? Yani yörük günü görüyorsun ama böyle görüyorsun yani. Aşkım yörük günü görüyorsun böyle gör. Yani şöyle yanıma gel. Gel. Şöyle gel. Her tarafı fel aldı, bu tarafın tam oldu. Evet. Bak. Köyünüz çok güzel, Filiz'e. Ama yavrum bak, bakılmayan evde de güne gör. Bak, bak, bak. Aynen öyle, bak. Gördüm. Çektim orayı. Gördüm yavrum benim. Bakılmayan evde güne gör. Bizim köyümüz çok iyidir. Gerçekten ben, çok güzel. Ben öpüne yürüp şey, Çanakkale'ye gittim. Yavrum benim. Sen buraya geldin mi, bu toprağı öpesin geliyor, anladın mı? Yavaş, yavaşın canım yapma. Buradan yine aynı görüyorsun. Evet. Filiz teyze benden genç ya. Sen... Vallahi. Şeyden gibi sekiyor maşallah.
Açıyorum. Aç. Ama ne yapalım, cam açılmaya gel lan. Şuraya gel. Kamera. Ya çocuklar, Allah rızası için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayışsızsınız ya. Güneş gidiyor, güneş. Çakal oradayın lan. Bu kamerayı satma. Kamerayı satma. Aman otom uçuyor. Kamerayı satmayalım. Aman otom uçuyor. Yavrum çok teşekkür. Işıklar karardı. O şey, yağmur yağıyor da kimse kalmadı diyedir. Ben hoplarım. Bu sene bir tandığa gittik. Hı hı. Abdest alacaktım. Yemin ediyorum sana aşağı böyle ikinin baktı. Sağ ayağımı attım. Tam sol ayağımı atmadan ayağımın altındaki paspas mı yaşı neyse. Abi yayıldım böyle. Hayır. İnek doğru gibi. Şu bacağım ağır vücut altta kaldı. Kendimi kurtarınca kadar bu bacağım çöktü. Şimdilik de ağrımıyor ama şuramda bir şey var. Böyle acık kıvılmıyor. Böyle hoplayma zıplama bir şey yok ama kıvılmıyor. O günden kaldı. Allah, o günden bir eser kaldı. Allah sağlık versin Filiz teyze. Geçmiş o, onunla geçmiş. Onunla geçmiyorsun. Bir yanı bir şey yok yani. Ağrıyan, sızıyan bir içinde yok. Maşallah. Gündüz yorulduğum için acık akşam hey diyor ama uyuyunca geçiyor. Güzel geç. Bas yavrum. Eteğini ha. İyi gün göresi yavrum. Canlarım, yarın güzel git, oğlum güzel git, canını yaktırmadan geç. Ben geliyorum, bak bak. Ben geliyorum. Yavaş, yavaş. Siz bu güzel kızı, güzel kızının küçüğümüz üç. Eşim. Eşin, ha. Ablamız. Ablanız. Aynen. Sen bunu çekip de nereye koyacaksın? YouTube'a koyacağım. Aman Allah'ım, yeteyim. Aman Allah'ım. Ama seni çok seviyorlar Filiz teyze. Çorum'da. Çorum'da da, her yerde de çok seviyorlar. İnternette de çok seviyorlar seni. İnternette beni Fırat Arancı'ydı ayette. Hemen hemen hemen. Ben ondan önce biliyordum seni. Yemin et. Instagram'a atıyorlardı ya seni. Ondan mı? Ondan mı? Ben ne o zaman önce. Bana ışık varmış lan. Ne yaptınız? Yazdık. Aşkı dom, ahır. Evlerimizin ahırı. Ahırın anlamı, evvel hayvan kaldı dedim ya sana. Hayvan nefesine oturmuyor. Burası ahır, hayvan pisine ama yokursu olmadığı için, sıcaklık yukarı gittiği için burası ahır yeri yavrum. Burası ahır. Ahırın işi hep böyle ahır miymiş, derken, siz sonra yavrum, mı yaptınız? Sonraki taşla okudu ya. İşte biliyorsun. Yani. Ahır aynen. Dedim, aklıma mı gelsin? Ha, yani. Yani şimdi bu koşuda oturacak değil milleti. Hayvanların yem yeme yeri bir düzay ya. Geriye pisleme yeri. Bokçuk olduğu zaman öbür tarafa atma yeri. Yine de diyeceğim, yine de diyeceğim. Kaz lamba koyma yeri, ben ne derim? Kaz lamba koyma yeri, dört tane camlar var kare, dışarısı dar, dışarının sıcağını, buranın serinliğini asla dışarıya vermesin diye. Vay be. Ama o, burası... Camlar o yüzden biraz meyilli. Hani derler ya, hayvanı bazı insanlar tömekten çekmiş, hani katırı tömekten çekmiş yani çekmesin. Yani hayvana zarar vermesin. Senin çok benim az ya. Aha. O zaman zarar vermesin deyip şöyle gel bak. Meyilli canlar ya. Meyilli yavrum. Sen bakarken anlarsın. Aynen. Meyillisini dışarıya çekmesinler diye yani. Ha. Yani dışarıdaki sıcak da buraya verme almasın diye. Vay be. Yani amacın o göre. Oraya gideceğin diye uğraşma otur. Doğru söylüyorsun Fizi. Hiç buraya gideceğini uğraşma. Burada oturacak yerim var. Allah razı olsun Fizi. Allah senden de razı olsun. Oğlum. Vallahi seni çok sevdik biz. İyi günler gör. Ha sen daha şey dedi. Öbür tarafa da gittin değil mi? Öbür tarafa senden önce. Senin işin yoğundu o zaman. Ne şey yoktu. Allah. Evet. Şey, oğlan demiş gel bu grup falan gelsin öyle şeyler demiş de. Onun için demişmiş. Gel ya o zaman. Eğer çekecek şeyin varsa çek. Ben sana koyun şeyini verindim. Şeyini verdim mi sana? Koyun kitabını verdim mi? Verdiler. Verdi. Verdi. Koyun kitabından da öyle alabilirsin. Koyun kitabına da girdiği zaman bilmediğin şeylerini bilebilirsin. YouTube'a mı koyun, kutuba mı koyun, nereye koysan koy. Alsın Mevla'ya gitsin. Bizi Çorum'dan çok turlar görüyor. Turdan çok şeyler görüyor. Allah razı olsun. Ben Türkiye'mizin her yerinden memnunum. Bu sefer Aydın dedi, anne dedi hadi gidelim dedi. Her yere gidelim görelim. Bu sefer Çanakkale. Biz Çanakkale köylü olarak gittim. Ben bu kadar detaylı görmedim ama bu sefer gittim. Çok detaylı gördüm.
askerlik etmeyen herkes Çanakkale gitsin. Bir kere görmesi lazım. O var çünkü bu devlet bu toprakla neyle kazandığını şimdiki nesil de bilsin. Doğru söylüyorsun. Yani şimdiki nesil. Ben askerlik ediyorum. Buradan geldim şöyle. Hayır. Askerlik etmeyene gitsin. Çanakkale'yi görsün. Onlarınki geceye öyle gitsin. Kesinlikle. Bak bu topraklar, bu yerler, yurtlar nasıl alınmış o elin şey ellerinden herkes de görsün yavrum. Herif senin gibi benim gibi mermileri yüklenmiş bombaları atarken onları gör. Hep oda oda gizli gizli yerlerini gör. Kurşun açmış yerleri hep onları görsün. Herkes görsün herkes yavrum. Herkes görmesi lazım evet. Eğer bu dünyaya çıktıksak herkes iyi şeyini görsün. Yaşayan şeyin herkes görsün. İyiyi kötüyü, kötüyü iyi ekleyip herkes bu yolları yürümeyi herkese nasip etsin. Amin Filiz teyzem. Güzel yavrum. Bizlere duacı ol Filiz teyze. Vallahi biz seni çok sevdik. Sağ ol yavrum. Allah razı olsun. İşin saatin rast gelsin. Amin. Rabbim ağzının tadını bozmasın. Amin Filiz. Bu ömür boyu böyle bu yolda yürümeyi sana nasip etsin. İnşallah yani ne şeyi kullanırsan böyle kullanmayı sana da nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Filiz teyze 15 yaşındayım dedin ya sen bana. Aslında kaç yaşındasın? Sen de bir 70 mi? Maşallah. Rabbim uzun ömürler versin. Herkese sağlıklı yaşam, sağlıklı ömür versin. Beni en çok yıpratan, beni en çok bu kefeye koyup da yıpratan eşim oldu. Nasıl? 15 sene oldu eşim. Kaybettikten sonra. Eşimin arkasından 10 gün sonra annemi kaybettim. Beni en çok yıpratan bu oldu. Ben çocuklarımı çok sıvandım. 3 tane yavrum var. 2 oğlum, 1 kızım var. Yavrum duymadığı için her cümleyi konuşup anlaşamıyor. Kızım öyle. Oğlanla şükürler olsun Mevla'ya. İhsanoğlu yatıyor. Zabani nasıl kalkacağını hiç belli olmuyor. Tabii. Ama oğlanla iyi. Oğlanım subay. Maşallah. Subay Kayseri'de evli. Bu evli. Rabbim ömür versin, sağlık versin. Cenab-ı Allah bunların ağzının tadını bozmasın. Amin. Ben bunu diyeceğim sana. Amin. Filiz teyzem. Allah yüzündeki gülümseme eksik etmesin. Amin. Sana. Herkesin ama eksik etmesin yani. İyi kötü ekleyeyim. Kötüye ekleyeyim. Ne kadar da kırkın olsam bir yerim. Yüzümdeki o şey düşmesin. Çünkü sen ben biliyorsun ama dışarıda kalan bilmiyorum. Bunun suratı niye ki? Kış aşımı gibi. Affedersin içinden de kedi köpek atık gibi de. Ya ben senin yanına öyle gelsem sen bana bir şey de demek istemezsin ki. Ben hadi Filiz teyze beni böyle donuk donuk gelmiş atımız bana buraya gezdir Filiz teyze desem. Sen keyif alır mısın onu? İşte alınmayı yani. Yani alınmayı, sen de bana öyle olsan sen de almazsın keyfi yani. Hani ben de alamam keyfi. İnsan evet. Güler yüzlü olacak, mutlu olacak, bir evet, şeylerin tadını çıkarmayı bilecek. Bir de evet, sizin evet. değerinizi bilecek. Evet. Önemli olan o sizin değerinizi bilmek. Vallahi. İnşallah yavrum. Rabbim teşekkür. Ben teşekkür ederim. Şey Çorum'da ne yapıyorsun? Çorum'da ne yapıyorsun yavrum? Ben memurum. Çorum'da çalışıyorsun. Ha, Çorum'da çalışıyorum ben. Memurum orada. Eşim Çorumlu. Ben Sivaslıyım aslen. Ha. Oraya atandım. Oraya Çorum'a atandım. Atandım orada, orada çalışıyorum. Aynı zamanda da eşimle beraber böyle videolar çekiyoruz. Böyle hani sohbeti güzel insanlarla konuşuyoruz, tanışıyoruz. Hem de vesile oluyor aslında. Seninle tanışmam o vesile oldu mesela. Ha. Bize de böyle şeyler vesile oluyor. Ha, o da arkadaşınız. O şey... Arkadaştan ziyade ablamız diyeyim ben. Abi, o kadar. O kadar tanıdık. Evet, evet. Bekarsın. Bir kere yüzünden ben sıkıyorum.